Evet sevgili dostlar, işte ben bu adam için Dev Fest'e geldim şu anda. Onun özel davetlisi olarak şeyin içerisinde. Nasılsın Ömer, iyi misin? Harikayım. Omar, pardon. Koşturum Omar, hocam. Harikayım. Ne anlatacaksın koşturum bize bugün hocam. Saat 2'de? Bugün Generative AI'ya özellikle bu zamanlar ve bugün de Generative AI teknolojisi çok yaygın. Ama aynı zamanda bu teknoloji bizim Machine Learning Engineers olarak bizim MLOps tarafında neler etkilediğini ve nasıl etkilediğini, bugünkü ne trendler var ve geleceğe yönelik nasıl trendler oluşabilir, onları bir 20 dakika boyunca konuşacağız işte. Siz bir şey anladınız mı bilmiyorum. Ben çok bir şey anlamadım ama ML dediği Machine Learning, o kafamdan bir geçti. Kendisi evet. Yapay zeka mühendisi. Böyle şeyler yapıyor. Çok da değişik bir insandır. Çalışkan da bir öğrencidir. Benim de dostumdur. O yüzden davet etti. Seni sahnede heyecanla bekliyoruz. Sağ ol. Ayağınıza sağlık. İlk kattasın değil mi şimdi? Evet. Merdivenlerden sol kısım. Tamam. Ben ilk senin seansına tamam. Geleceğim şimdi. Hadi görüşürüz. Siz? Arka. Benim hiç anladım. Aa, ben seni tanıyorum kıyabında. Öyle mi? İTÜ'den mi? Hoca Bahçeşehir. Bahçeşehir'den. Yüksek lisanstan mı? Evet. Bir dakika. Yemek yemeye gittiğimiz. Evet, hocam, tasarım odaklı düşünce ve inovasyon. Evet, çünkü sürekli sizden de bahsediyordu yani. Hani benim sunumumu çok beğenen hoca var ya, işte bu hoca. Aynen, mükemmel bir sunum yapmıştı. Ya dostlar, öğrenciler yetiştirmenin güzelliği bu. Şu yaka mikrofonu ben nereye taksam da güzelce içeriği bir dolaşsam, sizlere anlatsam. Bir bakayım, ondan sonra şey yapacağım. Etrafta inanılmaz bir yazılımcı kitlesi var. Olduğu gibi bizim arkadaşlar, öğrenciler. Gerçekten unique, tıka basa dolu. Orada bir foto booth var. Hemen. Teknasyon da gelmiş, bir stand açmış. Büyük bir yazılım firmasıdır. Ben de burada eğitim vermek için. RoofStacks. RoofStacks'ten bir tane YouTube takipçimiz geldi. O arkadaşı bulabilirsem onunla da bir şey çekmek isteriz. Roof Tickets, Roof Money, Roof Games, Roof Metaverse diye geçiyor. Roof'a gidelim bakalım orada neler varmış. Couchbase diye bir şey var. Şirket var. Onun içerisinde The Cloud Database for Modern Applications bir galiba WBA gibi bir şey var. Lego çekilişi sahibi. Kazanmak için kodu tarayın. Arkadaşlar şimdi fuarların güzel olan şeyi yenilikçilikleri ve değişik şeyleri görmek. Ben de Couchbase diye bir şirkette şu Legoları baktım. Tam böyle ilgileniyordum Legolarla. Ya bunu niye veriyorlar işte QR kodu okutuluyormuş vesaire. Sonra şirketin yetkilileriyle birlikte burada şey yaptık. Ya efendim nedir bu Couchbase? Yani couch ve base. Böyle bir ben şimdi İngilizcesini düşünüyorum ama. Öncelikle teşekkürler. Couchbase bir NoSQL veri platformu. İçerisinde farklı servisleri barındıran ve büyük dataları kolay bir performansla, yüksek performansla yönetilebilmesini sağlayan bir veri platformu. Biz Amerika menşeliyiz. Türkiye'de de 2019 yılında açıldık. Trendyol gibi büyük kullanıcılarımız var. Bugün de hatta Emre Savcı Trendyol'daki Couchbase serüveninden bizlere bahsediyor olacak. Şimdi bu bir Tesla kanalı olduğu için şeyi tam bilmiyoruz vesaire diye yaptık. Ama ben de böyle öğreniyorum. Şimdi anladığım kadarıyla Trendyol gibi büyük veriyi kullanan şirketlerin kullandığı bir sistemsiz. Ay şunu da bir türlü değiştiremedim. Ay beni çekiyor sadece. Tam olarak şeyler, insanlar neyi yapıyorlar bu programla? Aslına bakarsanız veri platformu olarak bu iş yüklerinin dijitale geçtiği bu 2011 yıllarında Couchbase büyük bir sorunu adreslemek için aslında ön plana çıktı. Memory first bir mimari yapısıyla birlikte aslında veriye hızlı bir şekilde ulaşma ve performansı yüksek seviyede sağlamak amacıyla biz markette yerimizi aldık diyebiliriz. Couchbase'in biraz önce mesela farklı servisleri var diye bahsetmiştim. Couchbase içinde cache, index, key value, analitik ve mobil gibi farklı servislerini barındıran bir veri platformu. Aslında bu özellikleri içinde barındırmasıyla birlikte de firmaların kendi veri tabanı ortamlarında da bir konsolidasyon sağlayarak maliyet yönetimlerini de maksimum seviyeye getirmeye sağlayan bir veri platformu. Muhteşem bir insanla birlikteyiz. Yani bu kadar güzel anlatılabilirdi. Teşekkür ederiz efendim. Ben de aleti yeni tanıyorum. Biz sizi odaklamadı diye korktum. Arkadaşlar Trendyol'da, Amazon'da hani böyle şey oluyor ya. Milyonlarca paket satılıyor. Bunun verisi nasıl akıyor diye hiç düşündünüz mü? Tıklıyorsunuz tak 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 ediyor. İşte Couchbase gibi onun parasını, lojistiğini, arka tarafını yöneten şirketlermiş. Onu anladık.
Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Bir başka etkinlikte görüşecek. Esenlikler dileriz. Hoşçakalın. Ooo siyah Mac gerçekten çok güzel gözüküyor. Ben bunu alacaktım az daha ama ve lakin sonradan vazgeçtik. Neden? Çünkü günümüzde Engin Hoca'da öyle bir yatırıma gerek olmadığını okudum. Linus Tech diye bir kanalda kendisi de hala M1 Pro ile çok iyi işler yaptığını anlattı ki ben ona çok güvenirim. Sonra da zaten benim kanalım 4K ile basit videolar çekiyor ve ben biliyor musunuz arkadaşlar CapCut kullanıyorum. Yani Adobe Premiere'miş, Final Cut'mış. Ya bu çocuk zaten ben onunla bir şeyi anlamam. Anlamadığım için de kullanmama da gerek yok. Benim bilgisayarım çok güçlü. 16 GB RAM'li M1 Pro. Hayalimde bile olmayan işlem gücüne sahip. Bugün mesela 45 dakikalık 4K videoyu 20 dakika civarında export aldı. İlk defa ben bu kadar çok bekledim. Normalde 1080'de o video 3 dakikada alınırdı. Ama bana illa dediniz 4K çek hoca, 4K çek. Ah çektik işte. Onu bekledik ve tam 6 saatte de yükledi YouTube'a. Çünkü evdeki internet bozuk. Ben de gittim Turkcell'den bir paket satın aldım. O paket neticesinde de hızlıca yükleyebilmiş olduk. BKM mutfağında burada yeri varmış ya. Tabii Google'ın yaptığı bir etkinlik olunca oturma bölümleri de böyle enteresan oluyor. Google Development Group mu? DevFest bilmiyorum. Ayasofya'da benim arkadaşımın şeysi. Hemen burada Omar Elcircevi'yi 14.40'da görüyoruz. 14.40, 14.20'de MLOps and Age of Generative AI, Machine Learning. ML'in açılımı Machine Learning. Therefore enhancing your experience or enhancing your, let's say, efficiency in coding and development. So we have two main points, which is a faster development and we can explore more and various solutions while coding or designing our machine learning model. Also, we have automated testing and validation. Who here have written unit tests? Who here hates writing unit tests? Okay, I see a few hands, but I don't see others. So with generative AI, and we can generate the edge cases for our model. We can generate edge and create unit tests and simulate edge cases, and also create various and infinite testing scenarios for our model. Zeka öğrenme sistemleri üzerine Ömer güzel bir sunum yaptı ve İngilizcesi yıkılıyor. Maşallah koşuma be. Adamın İngilizcesi iyiydi ama şu anda döktürdü. Kendisi Filistinlidir. Küçük bir Batı Şeria'da olduğunu bildiğim kadarıyla harika bir insandır. Abi merhaba. Selamlar. YouTube'dan severek takip ediyoruz. Merhaba herkese. O zaman hemen yapalım. Nasılsın abicim, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne işle meşgulsün? Yazılım alanında çalışmaya çalışıyorum şu an. Kendimi geliştiriyorum. O yüzden buraya geldim. Süper. Sunumdan sunuma koşuyoruz. Seni de burada görmek çok güzel. Omar Cevi benim öğrencim. İTÜ'den. Bahçeşehir Üniversitesi'nden. Değerli arkadaşlar, Scorp bir ara Türkiye'de de çok meşhurdu ama galiba asıl pazarı Türkiye değil. Bir sosyal medya programı diye biliyorum. Scorp'ta burada mousepad'ler falan veriliyor. Ondan sonracıma güzel bir şey olmuş. Oradan seçiyorlar, ne çıkacağına göre şey yapıyor. Anladın mı? Arkadaşlar, Bunk. Böyle bir şey. Join the force with the brightest mind and reveal banking with Bunk. Carry it in 30 seconds. Bank of the Free. Yani bir açık bankacılık uygulaması. Onlar da bir yaşmışlar. İşte dostlar, böyle forumlarda bu kişilerle tanışmak için geliyor öğrenciler. Biraz önce Barış'ı da gördünüz. Bu buradaki fırsat penceresi sizin. Gelmiş insanlar. Ya hiçbir şey yok da böyledir. Ya bakın, burada binlerce insan var yani tanışmak için. Ben bile mesleğim olmamasına rağmen sizlere örnek olmak açısından gelip de çalışıyorum. Scorp'un böyle bir yer açtığını, işte hediyeler dağıtırken, bu sırada beklerken insanlarla tanışabilirsiniz. Şurada da mesela IDR Solutions varmış. Bunlar ne yapıyormuş? Convert PDF to HTML5. Expanding JavaScript Image Support. Adding PDF Support to Java. PDF ile alakalı bir işler yapılmış. Apache NetBeans diyor. Ondan sonra burada da bir Innovation in Advance diye bir yer var. Innovance. Follow us. Hepsinin şeylerini koymuşlar. Burada da yine tanışan insanlar var.
Önemli olan bunlara bir selam vermek. Ben de birazcık dolaşıyorum. Şey bulmaya çalışıyorum, böyle bir fırsat. Merhaba desinler diye. Merhaba diyenlerle de konuşuyoruz. Evet, seans öncesi en güzel yerde yer tuttuğumu düşünüyorum. Bütün program içerisinde her zaman ortayı tercih ederim. Neden böyle bir şey yapıyorum? Ortalar güzeldir. Zaten bir yerde bakın, en böyle çabuk tükenen biletleri genelde bu olur. Şimdi DevFest ana salonundayız. DevFest ana salonu Google'ın community'lerin desteklediği diye biliyorum. Zaten en yüksek yukarıda Google'ı görüyorsunuz. Google ve Google Cloud'un, ki ben bir Google Cloud tabii ki şeyim, cahiliyimdir yani, böyle nasıl diyeyim, sadece 2 terabaytlık alanını alıyorum ve Google ürünlerini kullanıyorum sadece. Onunla geldim ama diğer şeyleri bir inceleyelim isterseniz. Kimler bunlar? Couchbase ile sizleri tanıştırdım. Ben de işte Trendyol'a falan iş yapan. Roofstacks'i bilmiyorum. IDR ve Teknasyon'u biliyorum. Türkiye'deki çok büyük firmalardan bir tanesi. Ben de eğitim vermiştim. Scorp'u biliyoruz. Midas zaten yatırımcı ve bir şeyin desteklisi. Denizbank'ın olması lazım. İlk bir uluslararası borsa firması. Altta Webrazi'yi biliyorsunuz. Teknopat, o da kanalın bir tanesi. YouTube kanalı. Logitech var. Adobe var. Onları da biliyorsunuz. Upcorn, Listelist ve iNet'i de tanımıyorum. Bakalım bu seansta kimi yapacağız? Ana sahnede DevFest sahnesi bizlerle. Takip olmamız gereken bir şey. Modül. 4.0 ise, yanlış bilmiyorsam adı DALI'ydi, onunla birlikte alabildiğiniz ücretli versiyonu, çok daha büyük bir yapıyla çalışıyor. Bu nedenden ötürü de sorduğunuz sorulara aldığınız yanıtlar daha uzun sürse de daha tutarlı oluyorlar. Devam edelim. Mesela instructionlara baktığımızda, bu arada bu slide deck'lerini, bu örnekleri hazırlayan bizde Matt Cruz adında bir arkadaşımız. Çok iyi bir .NET developer'dır. Yani .NET'te kompozisyon yazıyordu, bu uygulama yazar. Çeşitli makaleleri var. GitHub'da girmek isterseniz, girip bakmak isterseniz pek çok kod örneğini görebilirsiniz. Zaten buradaki bazı şeyleri de GitHub'da Copilot kullanarak geliştirmiş. C# üzerinde, C# benim favorimdir türünde bir şey var. Bu komutu verdiğinizde sınıflandır. Bunun adı da CAP teoremidir ve buna dayalı olarak da not only SQL veya no SQL dediğimiz bir platform ortaya çıktı ki biz bunların en güçlülerinden biri olduğumuzu iddia ediyoruz. Zaman içerisinde süreçle birlikte tabii ki teknolojinin yetenekleri gelişti, çok kritik iş yüklerini karşılayabilir hale geldik ve en son geldiğimiz noktada da özellikle ekonomik gerekçeler, esneklik, hızlı büyüyebilme, çabuk büyüyebilme, otomasyon gibi gerekçelerle Capella adı altında tamamen bulut platformu üzerinde çalışan data business service olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani dışarıda da beni bulabilirsiniz, daha sonra saatlerce size de engine hakkında bildiklerimi aktarmaktan memnuniyet veririm ama burada bu işi yıllardır kullanan, üzerinde uygulama... Ben bildiğimiz tablo yapısı karşımıza bakıp diye geçer. Farklı veri türlerinin, veri yapılarının tutulduğu yerlere transaction'a erişmek istiyorum. Transaction ihtiyacımızı çözüyor. Dedik ya, scaling. Scaling belki de veri tabanlarında en önemli. Arkadaşlar, yeni bir mikrofon sistemi buldum. Bunu buraya takıp da böyle insanlara da tutulabiliyormuş. Gayet de güzel oldu. Non-SQL veri tabanı yönetim sistemlerini anlatıyorlar anladığım kadarıyla. İş çok derinleşti, detaylaştı. Ben alacağımı aldım. Firmanın genel müdürü, belki de Türkiye'deki sahibi güzelce bana olayı anlattı. Yani şu, kod yazmadan çok büyük SQL'leri yönetebildikleri bir şeyde yapması. Bu ne? Uzun süre kavrulmuş kahve. Nescafe. Nescafe içecek kadar şey değilim yani şu anda. Normal kahve olsa içerdik de. Kendimi şu anda bir şeyci gibi hissediyorum. Yayıncı gibi. Şu mikrofon olayı çok hoşuma gitti gerçekten. Harika. Yani bir elimde aletim, diğer elimde de şeyim olması. Bir de ben yanlışlıkla içinde sürekli traction'ı açık tutmuşum. Öyle olduğu için de yanımdaki insanlara söz veremiyordum. Şimdi onu kapattık. Rahatlıkla gimbal'ımızı döndürerek ilerliyoruz.
Arkadaşlar şimdi böyle festivallere, fuarlara gelince çok güzel insanlarla tanışıyorsunuz. Ben de buraya bir insanlarla tanışmak için Alev Hanım'la buluştuk biraz önce. Alev Hanım bir tech recruiter desem doğru olur. Technical recruiter. Alev Hanımcığım, sizin şirketiniz nelerle? Hop şöyle sana doğru çevirelim. Tamam. Bizim hani teknoloji dünyasında çok bilinen bir isim aslında. Headhunt olarak da biliniyoruz amiyane bir tabirle. Teknoloji firmalarının işte yazılımcı, yani bu dünyanın merkezinde yazılımcılar var. Data scientistler, data engineer'lar. Dan aslında grafik designer'lara kadar giden bir. Biz de aslında hem kültürü hem teknolojik yetenekleriyle, yetkinlikleriyle, deneyimleriyle artı olarak firmaların kültürü ve kişilerin kültürlerini bir araya getirip doğru olup olmayacaklarına da bakarak da kendi yetkinliklerimizi kullanarak aslında bu iki tarafı birbirine yani aday tarafıyla firma tarafını bir araya getiriyoruz. Şöyle bir ekleme yapayım. Arkadaşlar diyelim ki bir yerde satış temsilcisi olarak çalışmak isterseniz Kariyer.net'e gidebilirsiniz. Açık pozisyonlara başvurursunuz. Orada bu tarzda vardır ama bu iş o kadar özellikli bir iş ki teknik yazılım ve IT dünyasına. O yüzden Alev Hanım gibi insanlar var. Onlar da İşte machine learning, yapay zeka, büyük data bu gibi şeylerde bir şeyler yapan insanların en samimi dostlarıdır. Amaçları şu, iyi şirketlerin iyi insanlarla buluşmalarına aracılık etmek. Aynen, bu dünyada biraz hani şeyi ben özellikle altını çizmek istiyorum. Firmalar evet doğru çalışanları arıyorlar ama aslında çalışanlar da doğru firmaları arıyorlar. Ve insanların işleri hayatının büyük bir kısmını oluşturuyor. Evlerden de çalışıyoruz, işte hibritle çalışıyoruz, ofislerden de çalışıyoruz. O yüzden biraz daha iki tarafın birbirini doğru anladığı platformlarla bu işleri yapmak. Buradan arkadaşlara da hani özellikle teknoloji dünyasında olan arkadaşlara da birkaç önerim olabilirse nacizane. Yaptıkları işin önünde, arkasında ne var? Büyük resimde ne dönüyor? Hangi insanlar, hangi işleri yapıyorlar ve neresi onlara dokunuyor? Bunu çok iyi anlayarak hareket ederlerse global çapta kariyer yakalayabilmeleri çok normal olur, çok doğal olur. İngilizce tabii burada biraz önemli bir kriter, bir nokta. Evet, yazılıma geçmek, onun sayesinde Amsterdam'a gitmek, İrlanda'ya gitmek, Türkiye'de güzel işler yapmak. Ama ben yazılımcı değilim ama kafam zehir, çalışıyorum. Ne tavsiye edersiniz? Şimdi arkadaşlar normal Kariyer.net'ten başvuracağınız pozisyonlar değil Alevlerin elindekiler. Daha nitelikli işler. Tabii. Ve bir başlangıç ilerleme lazım. Hiç bu alana girmek isteyene ne der Ali? Klasik ilanlarda vardır. İşte related bölümlerden mezun olsun, alakalı bölümlerden mezun olsunlar diyeyim. Artık teknoloji dünyası samimiyetle buna bakmıyor. Hatta farklı böyle bölümlerden mezun olup işini yaparken kendi alanında, yani yazılım alanında, gelişmek istediği alanda akademik kariyerle destekleyebiliyorlar. Ya bu çok old school bir hani söylem biliyorum ama eğer bir şeyi istiyorsanız, onun için çalışırsanız, araştırırsanız, biraz zaman, emek, sabır gösterirseniz yapamayacağınız şey yok. Başlarsanız. Yazılım. Başlarsanız. Yani ben bak sadece şu anda Google'a şunu yazabilirsin. Çok güzel eğitimler var. Yazılım öğrenmek istiyorum diye yaz. Karşına çıkan ilk videoyu izlemeye başlar. İzleme araba videolarını. BMW M3 kaç saniyede hızlanıyormuş izleme. BMW M3'e Tesla Model Y'ye binmek istiyorsan, yazılım da bunun yoluysa, yazılımcı olmak istiyorum diye YouTube'a yaz, başla videoları izleme, zaten bir yol olacak. Ben size şunu söylüyorum, 6 ay içerisinde Kariyer.net'ten pozisyonlara başvurabilir hale gelirsiniz. 1-1,5 yıl içerisinde sıkı bir çalışmaya da Alev Hanım'ın sizleri yerleştireceği pozisyonlara bile aday olabilirsiniz. Beni her zaman LinkedIn'den ekleyebilirsiniz, Alev Sağlam Bukaryo diye. İyi, kapatayım süper. O zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bir işe yerleştirme uzmanı ama experienced, yani tecrübelenmiş adaylarla çalışan bir şirketi var. Sizler de tecrübeli bir gün aday olacaksınız. Sadece bugün değilsiniz eğer şeyde. Bir Tesla Model Y almak istiyorsanız ve 3 milyon TL ihtiyacınız varsa yazılım bunun için güzel olabilir. Bunun için de başlamanız yeterli. Yani tutup da bugünden şu anda Machine Learning Engineer olmak kolay değil. Ama değişen hayat, Alev'in de söylediği gibi, artık bunun için bir mühendislik mezuniyeti aramıyorlar. Koyuyorlar önüne kodu, yaz bakalım bunu diyorlar. Böyle bir problemimiz var, bunu çöz bakalım diyorlar. Onu çözebildiğiniz sürece de artık hayat geçiyor. İnsanlarla tanışmak için geldim. Sağ olsun birkaç tane de takipçimizle tanıştık, karşılaştık. Bu da yani sizlerle birlikte bizim yarın öbür gün sokakta da tanışabileceğimizi söylüyor. Oo, pizzalar gidiyor. Şeyden güzel insan özendi yani. Bir dilim olup devam edesi geliyor. Neydi? Şeyde mi? Etkinlikle, devle alakalı mı? Yok abi. Ha, sen pizzacısın zaten. Tamam. Geliriz bir gün. Teşekkürler. İşte böyle olacak ya. Bak hemen davet etti. Gelir misiniz diye. Harikulade. Vapion.
Yani şu Vapion. Ha, çocuklara özel Center of Creativity. Vapion. Ne yapıyorsun değil. Vapion. Çocuklar burada şeyler yapıyor. Mesela alakalı güzel bir şey söyleyeyim. Selektör yapıp ya da kornaya basarak böyle kocaman otoparklarda indiğinde artık yer aramakla alakalı çok fazla uğraşmıyoruz. Katınızı hatırlıyorsunuz. Kornaya bas, selektöre bas, kendisini belli etsin. Şimdi gelelim günün anlam ve önemine. Buraya birkaç defadır söylediğim üzere neden geldim? Çünkü kendimi geliştirmek istiyorum. Peki Engin'ciğim, bir tane toplantıyla gelişebilir misin? Elbette arkadaşlar. Mesela ben bir bilgisayar mühendisi dostuma şu anda gitsem, kod yazmaya gerek yokmuş artık. İşte rahatlıkla insanlar SQL'leri Couchbase diye bir program varmış derim. O da bana Couchbase'in aslında ne olduğunu anlatır. Yani yalan mı, dolan mı, gerçek mi, değil mi? Aa çok iyi, sen nereden biliyorsun mu? Bu sayede de onları şaşırtabilirim. Ya da Google Development Group dediğimiz GDG galiba öyle açılımı var. Böyle bir etkinlikte bütün yazılımcıların geldiğini, Google'la iş yapanların, onun servislerini kullanan insanların varlığını olduğunu, senede bir defa DevFest yapıldığını ben kanalımda sizlerle de paylaşabilirim. Bundan dolayı bile sizler, ya Engin hocam ne kadar iyi yaptın, gittin de böyle bir oluşum varmış. Eminim ki yazılımcı olup buna çok vakıf olan insanlar vardır. Ama hiçbir şekilde ilk defa benden de duyacak bir sürü insan olacaktır. Amacımız bizim... Aman burada şöyle ben değiştirelim. Yanlış bir şey yaptık. Hop. Ön kamerası yok diyordunuz Tesla'ya. Al işte size ön kamera. Alıyorsun bir tane DJI Osmo. Ön kameranız olmuş oluyor. DevFest'in içerisinde bunu biliyor olmak bile benim kendi işimde insanlara aktarırken bir şey var. Of, arabaları görüyor musunuz ya? Ana ne kadar enteresan Amerikan arabaları var sağ tarafta. Geçiyoruz. Burası birisinin otoparkı herhalde. Bak bak bak, jukebox Chevrolet. Çok güzel yapmış. Helal olsun be. O zaman hop, ön arkasını şey yapılabiliyor. Böyle de yanına baktırtayım birazcık. Birazcık tavana. Güneş bakın görüyor musunuz diye. Güzelce Galatasaray Stadı'ndan gökyüzünün derinliği falan da çok hoş. Arabanın gidişini de gösteriyor. Bugün benimle birlikte oldunuz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Etkinlikleri bana haberdar ederseniz, davet ederseniz seve seve gelmek isterim. Bugünkü benim eski bir öğrencimin etkinliğiydi. Sizlere ilham olmak. Nasıl Tesla Model Y alırsınızla alakalı 29 Ekim'de bir video çekmiştim. Tekrar ediyorum, Tesla Model Y almak için hemen bugün yazılım öğrenme yazarak, Google Developer olmak yazarak, Google'la alakalı işte Cloud Services'lere nasıl başlarım diyerek. Ya ben size söyleyeyim mi? Bakın, toplu e-mail atmayı becerin. Türkiye'deki bütün KOBİ'ler sizin müşteriniz. Gerçekten. İlla sosyal medya uzmanı, yöneticisi falan olmanıza gerek yok. 5 ay önceki videolarıma git bak. Ne kadar amatör olduklarını gör. Şu anda ki geldiğimiz seviyede izlenme sayıları, community yönetme, yani kitle yönetme, dışarıda tanınmayı yönetme, yapay zekayı kullanarak kapak fotoğrafı, içerik bilgisi, keywordler, bunun birazcık sosyal medya paylaşımlarını yapabilmeyi sıfırdım. Sıfır. Ama ne yapıyorum? Normalde sevgili arkadaşlar, ben de şey değilim ki, bu alanların adamı değilim yani. Yeni öğrendiğim işler bunlar. Öyle olduğu için de akşamları ben de YouTuber'ları dinliyorum. Bu alanda nasıl gelişebileceğimizi öğrenecek işleri dinleyerek kendimi geliştiriyorum. Kapak fotoğraflarıma bak. Ben onun için ChatGPT'yi öğrenmeye başladım. Yapay zeka uygulamalarında. Yarın öbür gün şimdi ben bir yere gitsem mesela, bu yetkinliğimi bile satabileceğimi düşünüyorum. Şöyle birazcık daha ışıklı mı yapalım acaba? Şunu kapatalım. Çok güzel. Geniş geniş. Bak bak, burada da şey çıkıyor. Bizim ufak ozmocuk çıkıyor. Öyleyse bir başka etkinlikte görüşünceye dek herkese harika bir gün dilerim. Ben de arkadaşımın yanına gidiyorum. 17 dakika sonra onunla bir çay içeceğiz, muhabbet edeceğiz. İki lafın belini kıracağız. Hoşçakalın.